Dostlar merhaba, Tarih Canı'na hoş geldiniz. 2. Dünya Savaşı'ndan son teslim olan askerin savaş bittikten tam 30 yıl sonra teslim olduğunu biliyor muydunuz? Ama videoya geçmeden önce küçük kanalımızı desteklemek için lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Bu 30 yıl sonra teslim olan asker bir Japonya askeriydi. 2. Dünya Savaşı'na sonradan giren devletlerden biri olan Japonya, Almanya ve İtalya ile demir paktını kurup Amerika'ya hiç savaş ilan etmeden Pearl Harbor'a saldırmıştır ve Pasifik Savaşı'nı başlatmıştır ve 2. Dünya Savaşı daha geniş coğrafyalara yayılmasına ise sebep olmuştur ve böylece Amerika'nın müttefikler safında savaşa girmesine neden olmuştur. Devamında ise dünyanın geleceğini etki etmiştir. Bir kırılım noktasıdır Japonya'nın Amerika'ya savaş ilan etmeden girmesi. Belki de Naziler kazanacaktı. Neyse, geçelim 30 yıl sonra teslim olan saklanan askere. Bu askerin ismi Onoda. Henüz 18 yaşındayken Japon İmparatorluk Ordusu'nun piyade bölüklerinde görev aldı ve sonrasında ise istihbarat subayı olarak eğitim aldı. Gelelim şimdi asıl olaya. 26 Aralık 1944'te Filipinler'deki Lubang Adası'na gönderildi. Limandaki hava şeridini ve iskeleyi yok etmekte dahil olmak üzere adadaki düşman saldırılarını engellemek için elinden geleni yapması emredildi. Onoda bir subaydı ve askerlerine verdiği emirlerinden birisi de hiçbir koşulda teslim olmamaktı. Adaya inen Onoda daha önce gönderilen bir grup Japon askerleriyle güçlerini birleştirdi. Gruptaki bazı subaylar Onoda'yı geride bıraktı ve görevlerini yerine getirmesini engelledi. Bu da ABD ve Filipinler Millet Topluluk Güçlerinin 25 Şubat 1945'te India adayı almasını daha kolaylaştırdı. İnişinden kısa bir süre sonra Onoda ve diğer 3 asker hariç hepsi öldü veya teslim oldu. Teğmenli'ye terfi etmiş olan Onoda adamlarına tepelere gitmelerini emretti ve ormanın derinliklerine doğru yol aldılar. Başlangıçta 3 askerle birlikte dağlarda yaşadılar. Kaldığı süre boyunca Onoda ve arkadaşları gerilla aktiviteleri gerçekleştirdiler ve polisle çeşitli çalışmalarda bulundular. Japonya'nın ilk teslim olduğunu ilk kez bildiren bir broşür gördüklerinde 2945'te adalıların geride bıraktığı bir broşür bulmuşlardır. Broşürde yazan ise savaş 15 Ağustos'ta sona erdi, dağlardan inin, ancak broşüre güvenmediler. Broşürün müttefik propagandası olduğu sonucuna vardılar. Ve düşünceleri ise ve eğer savaş gerçekten bitmiş olsaydı görevden çıkarılmayacaklarına da inanıyorlardı. 1945'in sonlarına doğru 14. Bölge Ordusu General Tomoyuki'nin teslim emirleriyle ilgili broşürler hava yoluyla birlikte ormanlara atıldı. Bir yıl aşkın süredir dağlarda saklanıyorlardı ve broşür savaşın sona erdiğine dair tek kanıttı. Onoda'nın grubu orijinal olup olmadığını belirlemek için broşürü yakından incelediler ve gerçek olmadığı sonucuna karar verdiler. Bu dağdaki 4 kişiden biri olan Akatsu, Eylül 1949'da diğerlerinden uzaklaştı ve 6 ay sonra tek başına Filipin güçlerine teslim oldu. Bu diğer askerler için ise güvenlik sorunu gibi görünüyordu ve daha ihtiyatlı davrandılar. Ve yıllar geçiyordu ama askerler teslim olmamıştı. 1952'de ise uçaklar onları teslim olmaya çağıran mektuplar ve ailelerinden resimler attılar. Ancak yine aynısı oldu. 3 asker bunun da bir hile olduğu sonucuna vardı. Diğer 3 askerden biri olan Shimada 1953'te yarar balıkçılarıyla yapılan bir çatışma sırasında bacağından vuruldu. Ardından ona da onu iyileştirerek tekrar sağlığına kavuşturdu. Ama başka bir çatışmada ise 7 Mayıs 1954'te Shimada vurularak öldürüldü. Ve son kalan askerlerden birisi ise Kozuka 19 Ekim 1972'de. Evet dostlar, 1972'de adamlar tam 1972'ye kadar savaşın 45'te bitmesine rağmen dağda beklemiş ve komutanlarından bir emir gelmesini ummuşlar. Dediğim gibi Kozuka'da 72 senesinde polis tarafından iki el ateş edilerek öldürüldü ve ona da gerilla faaliyetlerinin bir parçası olarak tek kalmıştı. Ona da artık yalnızdı. Ve gelelim 74 senesine. 20 Şubat 1974'te ona da dünyayı dolaşan ve kendisini arayan Japon bir adam olan Noiro Suzuki ile tanıştı. Suzuki 4 günlük bir aramadan sonra Onoda'yı buldu. Onoda bu an 2010 röportajında şöyle anlattı. Bu hippo çocuğu Suzuki bir Japon askerinin duygularını dinlemek için adaya geldi. Ve sonra Onoda ve Suzuki arkadaş oldular. Ancak Onoda hala üst düzey bir subaydan emir beklediğini söyleyerek teslim olmayı reddetti. Suzuki karşılaştıklarının kanıtı olarak ve kendisinin ve Onoda'nın fotoğraflarıyla birlikte Japonya'ya döndü. Japon hükümetinin halen hayatta olan Onoda'nın komutanı ile irtibat kurdu. Ve işte dünya tarihinin en ilginç olaylarından birisi. Onoda'nın komutanı ta 1945'te bitmiş savaş için 1974'te tekrar Lubang'a uçtu ve 9 Mart 1974'te sonunda Onoda ile bir araya geldi ve komutanı askerine silah bırakma emrini verdi. Onoda böylece görevine uygun bir şekilde kurtuldu ve teslim oldu. Kılıcını ve
Type 99 tüfeğini, 500 mermi ve birkaç el bombası ve annesinin 1944'te esir alındığında kendisini öldürmesi için verdiği hançerini verdi. İnsanları öldürmüş ve polisle çatışmış olmasına rağmen, yani savaşın hala devam ettiğine inandığı için durumlar da dikkatine alınmıştır ve ona da Cumhurbaşkanı Ferdinand Marcos tarafından affedilmiştir. Bir asker görev yerini bırakmamak için neredeyse bütün ömrünü dağlarda geçirmiş emir alana kadar ve silah bırakmamış. Gerçekten ilginç bir olay. Dostlar, hikayeyi beğendiyseniz ve daha fazlasını beklerseniz eğer lütfen kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Küçük kanalımız için küçük bir destek.